Sevgili dostlar, tıp, hukuk ve edebiyat gibi çeşitli ilim dallarında bazı terimler bulunduğu gibi din ilminde de bir takım terimler, tabirler, özel ıslahlar vardır. Hulefai Raşidin, Aşer-i Mübeşşere, Ashab-ı Bedir, Ehli Beyt, Ali Beyt, Ali Aba ve 12 İmam gibi literatürümüzde birçok e, Termer rastlarız. Bugün bunlardan hulefay Raşidini ele almak istiyoruz. Dört büyük halife. Eshab-ı Kiram'ın en büyükleridirler. Hulefay-ı Raşidin, Raşid halifeler Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra sırasıyla halife olan ilk dört Halifeye yani Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye verilen isimdir. El-Sünnet itikadında Dört büyük halifenin üstünlük sırası halifelik sıralarına göredir. Nitekim büyük âlim ve velilerden İmam-ı Gazali dört halifenin fazilet ve üstünlükleri hilafetteki sıralarına göredir buyurmuştur. Bu ümmetin en büyük âlimlerinden olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de El-Fukûl Ekber isimli kısa, muhtasar, kıymetli akaid kitabında buyuruyor ki peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi Hz. Ebubekir Bekir Sonra Ömer el Faruk. Sonra Zünnüreyn Osman bin Affan. Sonra Ali el Mürtezadır. allah Teala hepsinden razı olsun. Onlar doğruluk üzere doğruluktan ayrılmayan ibadet eden kimselerdir. Bir Müslümanın onların hepsine sevgiye saygı duyması gerekir. Her Müslüman Hz. Peygamber'in ashabının hepsini sadece hayırla anar. Onların hiçbirine asla küfür ve lanet etmediği gibi hakaret edici ve kötüleyici herhangi bir sözle söylemez. Efendim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın başta üç vazifesi vardı. Bir, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek, tebliğ vazifesi. İki, din ve dünya işlerini dinin gayesi yerine getirecek şekilde yürütmek, Devlet başkanlığı. Üç, mürşit, rehber olarak insanları terbiye edip, kemale ulaştırmak. İstidatların kalplerine bu ı ilahiyi akıtmak. Hulafayı Raşid'in de bu üç vazifeyi birlikte yaptılar. Bunlardan sonra gelen halifeler ise, üç vazifeden yalnız, yalnız saltanat vazifesini yaptılar. İlim öğretmek vazifesi, mezheb imamlarına, insanları terbiye edip, kemale ulaştırmak vazifesinde tasavvuf büyüklerine evliyaya verildi. Peygamber Efendimiz'in torunlarından ve Sofiye Aliye'nin en büyüklerinden Gavs-ı Azam, Gavs-ı gibi sıfatlarla anılan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti başka peygamberin ümmetlerinden daha üstündürler. Bu ümmetin en üstünleri ona iman ederek mübarek yüzünü görmekle şereflenen eshab-ı kiramdır ki, hepsi ona tabi olmuş, onun için harp etmiş, onun uğruna canlarına, mallarına feda etmişlerdir. Onun emri yapmak birinci vasifeler olmuş. Her yerde, her şeyde onun yardımcısı olmuşlardır. Bu eshabın da en üstünleri Hudeybiye'de Resulullah'a biat edip, onun için ölmeye hazır olduklarına söz veren kahramanlardır. Bunlar 1400 kişiydi. 1500 kişi olduklarına dair rivayet var. Bunların da en üstünleri Uğut Muharebesi'nde bulunanlardır ki bunlar 700 kişiydi. Bunların da en üstünleri Bedir Muharebesi'nde bulunanlardır ki bunlar 313 kişiydi. Bunların da en üstünleri ilk Müslüman olan 40 kişidir ki 40. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dir. Bunların 34'ü erkek 6'sı kadındır. Bunların da en üstünleri Aşire-i Mübeşşere, yani cennete girecekleri ismen müjdelenen 10 kişidir. İnşallah başka bir konuşmamızda onlardan müstakilen bahsetmek istiyoruz. Bunlar, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha bin Ubeydillah, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Abraman bin Avf, Hazreti Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah, Hazreti Said bin Zeyd, radıyallahu anh. Bunların da en üstünleri Kulef-i Raşidin yani dört halife olup bunların da en üstünü Hazreti Ebu Bekir sonra Hazreti Ömer ondan sonra Hazreti Osman ondan sonra Hazreti Ali'dir. Abdülkadir Geylani Kudüs'e bu bilgileri Kunya Talib'in isimli Arapça eserinde veriyor bize. Bunların demek ki Eshab-ı Kiram'ın en üstünleri Kulef-i Raşidin yani dört halife olup Bunların da en üstünü Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. İmam-ı Rabbani Hazreti Bekir'in fazileti imanda ve çok mal vermekte nefsini bu yolda hizmetçi etmekte en önde olması sebebiyledir buyurmuştur. Büyük alim Ahmet İbni Hacer-i mekke Temin'in sahabe-i kiramın üstünlüklerini ilmi, delil, senet ve vesikalarla anlattığı Es-Savaikul Muhrika isimli kitabından da konumuzla ilgili <laughs> iki hadis-i şerif nakledelim. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki allah Teala beni insanların en asil zadesi olan Kureş kabilesinden seçti. Ve bana insanlar arasından en iyileri hesap arkadaş olarak ayırdı. Bunlardan birkaçını bana vezir, din İslam'ı insana bildirmekte yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da eshar yani zevce tarafından akraba olarak ayırdı. Bunlara sebb edenlere, sövenlere, iftira edenlere Allahu Teala'nın bütün meleklerinin ve insanların laneti olsun. Allahu Teala kıyamet günü bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez. Mühim adi şerif efendim. Diğer adi şerif şöyle. Eshabımı, akrabamı ve bana yardım eden, gösterdiğim yolda gidenleri sevmekten benim hakkımı koruyorsunuz. Onları sevmek suretiyle benim peygamberlik hakkımı koruyanları Allahu Teala dünyada ve ahirette belalardan zararlardan korur. Benim peygamberlik hakkımı düşünmeyerek onları incitenleri Allahu Teala sevmez. Allahu Teala'nın sevmediği kimseleri azap etmesi pek yakındır. Bu hadis-i şerifler açıkça gösteriyor ki eshab-ı kiramın her birini sevmemiz Hepsine saygı göstermemiz lazımdır. Kulef-i ilk ikisi olan Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer resul Efendimizin hem esharı, zevce tarafından akrabası hem de vezirleri idiler. Çünkü Ebu Bekir Efendimiz kızı Hazreti Ayşe'yi peygamberimize vermiş. Onun kayınpeder olmakla şereflenmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz de kızı Hazreti Hafsa'yı peygamber Efendimiz'e vermiş. O da peygamberimizin kayınpeder olmakla şereflenmiştir. Hem Ayşe annemiz hem Hafsa annemiz de müminlerin anneleri olmuşlardır. Ezvacı Tahirat'tan Hazreti Ayşe'nin babası radıyallahu anhıma e, <laughs> Hazreti Ebekir Sıddık'tır. Diğeri de yine Zevcata Tahirat'tan Hazreti Hafsa'nın babası radıyallahu anhıma Hazreti Ömer ililer. Seyyid Allame Muhammed Emin İbni Abidin'in Hayşe Türeddil Muhtar isimli eserinde ikinci ciltte ve Hindistan alimlerinden bir heyetin hazırladığı Fetavayı Hindiye veya Fetavayı Alemgiriye adlı eserde, dördüncü ciltte Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'e sövmenin küfür, yani dinden çıkmak olduğu açıkça ifade edilmiştir. Men sebbe şeyhini evta'ni fihima ve lem yara hilafete hakkan fakat kefere ibaresini görüyoruz o iki kıymetli eserde. Hz. Bekir 632 senesinde peygamberimizin vefat ettiği gün Eshab-ı Kiram tarafından halife seçildi. 2 sene 3 ay 10 gün halifelik yaptı. Peygamberlerden sonra Eshab-ı <laughs> Kiram ve insanların en üstünüdür. Peygamber Efendimiz ne söylerse hemen anında kabul ve tasdik ederdi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ona Sıddik lakabını vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de de zikrolunduğu üzere hicrette Resulullah ile beraber idi. Estağfirullah. İlla tansuruhu fakat nasarahullah. İz ahrecehu lezine thani saniyesneyni. İz huma fil gari iz yakulu li sahibi la te'zen innallâhe ma'na. Ey Habibim <laughs> <Ey gülüyor> mağarada. Sen ikinci ikincisi iken arkadaşına mahzun olma. Efendim Allah bizimle beraberdir diyordun. Buyuruyor. Başında tabi illa tansuru fakat nasraullah. Eğer o Kureyşliler peygamberime yardım etmezlerse Allah ona yardım edecektir buyuruyor. Nitekim kafirler ikinin ikincisi olarak onu Mekke-i çıkardıklarında o iki kişiden biri Peygamberimiz, diğeri de Bekri Sıddık'tır. İşte e, o mağarada da beraber bulunmuşlardır. İz hume fil gari e, o ikisi mağarada beraber iken iz yakul li sahibihi arkadaşına diyordu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tehzen İnna Allah'a ma'na. Mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Hazreti Ömer Hazreti Bekir tarafından halife seçildi. 630. senesinde halife olup 10 sene, 2 ay, 11 gün halifelik yaptı. Hazreti Bekir'den sonra Eshab-ı Kiram'ın en üstündür. Benzeri görülmemiş derecede üstün adaleti sebebiyle Ömerül Adil ve hak ile batılı birbirinden ayıran manasında da Faruk lakabıyla meşhur olmuştur. Hazreti Ömerül Faruk. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in tayin ettiği bir heyet tarafından 644 talife seçildi. 11 sene 6 ay 14 gün helvelik yaptı. Peygamber Efendimiz'e iki defa damat olmakla şereflendiği için iki nur sahibi manasına Zinnureyn lakabı ile meşhur olmuştur. Önce Hazreti Rukayye ile o vefat edince de Peygamberimizin diğer kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'le evlenmiştir. O derece haya sahibiydi ki melekler dahi ondan haya ederdi. Hulefai Raşdi'nin sonuncusuna gelince Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz 656 senesinde Eshab-ı Kiram'ı ittifakıyla halife seçildi. 4 sene, 8 ay, 11 gün halifelik yaptı. Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden ve peygamber efendimizin damadı olup Hiç puta tapmadan Müslüman olduğu için Kerremallahu ve Kahramanlığı ve çok cesur olma sebebiyle Kerrar Ve esedullahi'l-galip Allah'ın galip olan arslanı Kerrar da Düşmana defalarca Hücum eden demek Ayrıca takdiri ilahiye gösterdiği Rızadan dolayı da Mürteza lakapları Verilmiştir benim denizden damla misali üçer beşer kelime söyledik. Bugün bu konuşmayla yetinelim, iktifa edelim. Sizleri Allah-u Teala'ya emanet ediyoruz. Cenab-ı Hak kendilerine en yüksek makamları lütfesin. Bizlere de onları şefaat çıkısın inşallah.